Erkek arkadaşım sürpriz sever mi diye düşünmeyin. Kim demiş erkekler sürprizleri sevmez veya hoşlanmaz diye. Elbette erkekler de sürprizleri severler. Çünkü yaptığınız her şeyin içinde en başta siz varsınızdır. Ve bu yapılan sürprizin sevilmesi için yeterli bir sebep olacaktır zaten. Fakat erkekler bayanlara kıyasla romantizmden çok ihtiyaç ve zevkler doğrultusunda alacakları hediyelere daha fazla mutlu olurlar. Sizin için romantik olan bir hediye onlar için sıradanlığın ötesine geçemeyebilir. Bu yüzden daha çok onların zevk ve tercihlerine yönelerek yapacağınız sürprizler daha başarılı sonuçları beraberinde getirecektir. Örneğin erkek arkadaşınızın istediği bir saat veya gömleği almanız onu çok mutlu edebilir. Erkeklere hediye alırken ilgi alanlarını göz önünde bulundurmanız sizin için bonus puan getirebilir. Futbola aşırı ilgisi olan birine tuttuğu takımın lisanslı formasını, sigara içen birisine güzel bir Zippo çakmak, oyunlara ilgisi olan birisine ise Xbox, PlayStation veya sevdiği bir oyunu alarak onları mutlu edebilirsiniz. Hatta kişisel gelişim ve hobilerine yönelik hediyeler de erkeklere çok cazip gelebilir. Resimlere ilgisi olan birisi için güzel bir kalem seti veya spor salonuna bir yıllık kayıt gibi. Erkeklere hediye alırken kendinizi geri planda bırakmaya özen gösterin. Sizin hoşunuza gitmese bile karşıdaki kişinin çok hoşuna gidebilecek birçok durum olabilir çünkü. Örneğin hayranı olduğu süper kahraman karakterlerine ilgi duyan bir erkeğe sevdiği karakterin minyatür figürlerini veya posterini almanız sizin için romantik ve etkileyici gelmese bile onun için durum tam tersi olabilir. Çünkü erkekler hediyelerin romantik bir şeyler olmasına çok da özen göstermezler. Onlar için hediyenin ihtiyaçlarını karşılaması daha ön planda olur. Yapılan araştırmalar doğrultusunda bayanlar günlük yaşantılarının %80'ini duygusal düşünürken erkeklerde bu oran sadece %20 ile kısıtlıdır. Bu yüzden bayanlar bırakın da romantiklik kısmını erkekler sizin için yapsın. Aslında erkekler için tüm hediyelerin sürpriz olmasına gerek yoktur. Yani bazen sizin beğendiğiniz ürünü onun da beğenmesini beklemek mantıklı olmayabilir. Bu yüzden hediye seçimini beraber yapmak da güzel ve farklı bir seçim olabilir. Örneğin takılara ilgileri varsa eğer bileklik, kolye, küpe veya yüzük gibi hediyeleri beraber seçmeniz de güzel olabilir. Video hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilir. Alttaki butondan kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Teşekkürler.